Taliban örgütü nedir? Nasıl ortaya çıktı? Amacı ne? İşte kurucuları ve tarihi. Afganistan'da yaşananlar tüm dünyanın gündeminde. Afganistan başkanlık sarayına girerek Kabil'de de kontrolü ele aldı. Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ülkeyi terk etti. Afganistan, Amerika Birleşik Devletleri'nin en uzun savaşı oldu. Afganistan'da da savaş yorgunu bir ülke. Taliban o savaş yıllarında doğdu. Peki Taliban kimdir? Amacı nedir? İşte Taliban'ın tarihçesi. Afganistan'da faaliyet gösteren silahlı örgüt Taliban, Peştunlardan oluşan Sünni İslamcı bir grup. Grup üyeleri kendilerini Afganistan İslam Emirliği olarak tanımlıyor. Taliban 1994'te Afganistan'ın güneyindeki Kandahar kentinde ortaya çıktı. 1979'da başlayan iç savaşta Sovyet işgaline karşı savaşan gruplardan biriydi. 80'lerde Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğiyle Sovyet güçlerine karşı savaşanlara mücahit deniliyordu. Mücahitlerin içinden çıkan bu grup daha sonra talebenin çoğul hali olan Taliban ismini aldı. Taliban 2 yıl içinde ülkenin büyük bölümünde kontrolü ele geçirdiği diğer mücahit gruplar ülkenin kuzeyine çekildi. 1996'da İslam Emirliği ilan edildi. Afganistan'da katı bir şeriat rejimi kuruldu. Amerika Birleşik Devletleri'ni hedef alan 11 Eylül saldırıları Taliban rejiminin sonunu getirdi. Amerikan yönetimi El-Kaide'ye güvenli liman olduğu için Afganistan'a savaş açtı, Taliban'ı devirdi. Taliban lideri Molla Muhammed Ömer kayıplara karıştı. Molla Ömer'in 2013'te öldüğü 2 yıl sonra oğlu tarafından doğrulandı. Taliban'ın iktidarda olduğu 5 yıl boyunca kadınlar kamusal hayattan dışlandı. Okumalarına ve çalışmalarına izin verilmiyordu. Yanlarında erkek olmadan dışarı çıkmaları da yasaktı. Taliban rejiminde Batı kültürüne de yasak getirildi. Kırbaç cezaları gibi uygulamalar vardı. Bu da heykellerinin dinamitle havaya uçurulduğu görüntüler Taliban iktidarının simgelerinden biri oldu. Taliban'ı iktidardayken sadece 4 ülke tanıdı. Afganistan'ın güney komşusu Pakistan, kuzey komşusu Türkmenistan, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri. Diğer ülkeler ve Birleşmiş Milletler Kuzey İttifakı'nı muhatap kabul ediyordu. Birleşmiş Milletleri ve Amerika Birleşik Devletleri yaptırım uyguladı. Taliban lideri kimdir? Taliban'ın bugün dini lideri Heybetullah Akunzade. 2 numaralı ismi ve siyasi lideri ise Molla Abdülkadir Gani Birader. Taliban'ın 4 kurucusundan birisi olan Molla Birader, askeri stratejist ve komutan olarak ortaya çıkıyor. Molla Ömer'in kardeşiyle evli olan Molla Birader, aynı zamanda en güvendiği komutanlardan biriydi. Molla Birader, Afganistan eski devlet başkanı Hamid el-Karzai ile aynı aşiretten geliyor. Taliban ne istiyor, amaç ne? Taliban, 2000'lerin başında kaybedilen gücü geri kazanmak istiyor. Örgüt, ülkeye tekrar şeriatı getirmek ve parlamentoyu kaldırmayı amaçlıyor. Taliban kaç kişiden oluşuyor? 2021 yılında 75 bin savaşçıları olduğu tahmin ediliyor. Taliban'ın uygulamalarından bazıları. Önceleri nispeten yumuşak bir görünüm veren örgüt, Kabil'in ele geçirilmesinin ardından çok katı kuralları uygulamaya başladı. Şeriata dayalı anayasal sistem yürürlüğe girdi. Hanefi mezhebi ön planda tutuldu. Şeriatın gündelik hayatta uygulandığını takip etmek için Emri bil Maruf yani iyiliği emretme bakanlığı oluşturuldu. Hayatın her alanından soyutlanan kadınların çalışması, kız çocuklarının okula gitmesi ve eğitim alması tamamen yasaklandı. Kadınlara peçe zorunluluğu, erkeklere ise takke ve sakal mecburiyeti getirildi. Sakalını kesenler için 6 aydan başlamak üzere hapis cezası verildi. Yüzü görülen kadınlar kırbaçlandı. Afganistan televizyonunun yayını durduruldu. Fotoğraf dahil her türlü görsel yayın ve müzik yasaklandı.
Erkeklere evine en yakın camide 5 vakit namaz kılma mecburiyeti getirildi. Emri bil maruf görevlileri camilerde yoklama aldı. Mazeretsiz camiye gitmeyenlere ağır yaptırım uygulandı. Namaz surelerini bilmeyenler kırbaçlandı. Bütün okullar medreseye dönüştürüldü. Ders kitaplarındaki görseller yok edildi. Medreselerde 3. sınıftan itibaren tüm öğrencilere en az 3 metre olmak üzere sarık sarma mecburiyeti getirildi. Ele geçirilen tüm bilgisayarlar TV kabul edilerek kırıldı. İslam devletine karşı gelenler hain ilan edilerek doğrudan idam edildi. Özellikle farklı mücahit gruplara mensup kişiler yakalandıklarında şer ve fesat hükmü ile idam edildi. Çok sayıda kişinin çeşitli sebeplerle eli kesildi. İdamların ve el kesmelerin birçoğu cuma namazlarından sonra gerçekleştirildi ve halka izlettirildi. Kesilen eller şehrin merkezinde sergilendi. Resmi kurumlarda peştu dili mecbur edildi. Toplu taşıma araçlarındaki aynalar kadınlara bakılabileceği gerekçesiyle kaldırıldı. Taliban örgütü nedir ve lider kimdir? Taliban ne zaman, nasıl ortaya çıktı? İşte örgütün kurucuları ve geçmişi farklı bir kaynaktan değişik bir yorum. Afganistan'da yaşanan son gelişmelerin ardından dünyanın gözü kulağı bu noktaya çevrildi. Edinilen bilgiye göre Taliban militanları Afganistan'ın başkanlık sarayına girerek Kabil'de kontrolü ele almaya başladı. Durum böyle olunca Taliban örgütü hakkındaki araştırmalar artış gösterdi. Taliban örgütü nedir, lideri kimdir ve ne zaman kuruldu soruları dünden bu yana en çok araştırılan başlıklar arasında öne çıkıyor. Peki Afganistan'da kontrolü ele geçiren Taliban örgütü nedir, liderleri kimdir ve nasıl ortaya çıktı? Afganistan'dan gelen son dakika haberleri dünyanın gözü kulağını buraya çevrilmesine neden oldu. Bölgede yaşanan son dakika gelişmelerine göre Taliban örgütü Afganistan'ın başkanlık sarayına girerek başkent Kabil'de kontrolü ele almaya başladı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesinin ardından acil toplanma kararı aldı. Bu olayların akabinde Taliban örgütü nedir, liderleri kimdir ve ne zaman ortaya çıktı konularıyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki Taliban nedir, liderleri kimdir? İşte Taliban'ın tarihi ve merak edilenler. Taliban nedir? Afganistan'da faaliyet gösteren silahlı örgüt Taliban, Peştunlardan oluşan bir grup. Grup üyeleri kendilerini Afganistan İslam Emirliği olarak tanımlıyorlar. Temelleri Pakistan'da atılan Taliban 1989 yılında ortaya çıktı ve Afganistan'da merkezi hükümetin zafiyet gösterdiği yerlerde hakimiyet kurdu. 2021 yılında başkenti Kabil'i ele geçirdi. Taliban ne zaman ve nasıl kuruldu? Taliban, Sovyetler Birliği'nin Afganistan'a müdahalesinin ardından Sovyet güçlerinin 1989 yılında geri çekilmesinden sonra, yani iç karışıklık 1979'da ortaya çıkmıştı. 10 sene sonra Afganistan'daki merkezi hükümetlerin zayıflıklarına yararlanarak iktidara geldi ve ülkenin büyük bölümünü kontrol altında tuttu. Temellerini Pakistan'daki medreselerde eğitim görmüş olan savaştan kaçan mültecilerden oluşmaktadır. Türkçe'de öğrenci anlamına gelen Arapça talip kelimesinin çoğulu Taliban, yani öğrenciler adını benimseyen örgüt, ülkenin güneyinde Molla Ömer Ahund liderliğinde yaklaşık 50 medrese öğrencisiyle birlikte 1994 yılında kendisini gösterdi. Aslen Kandaharlı olan Molla Ömer bir süre Pakistan'da, ardından da Kandahar'ın kuzeyindeki Meyvent ilçesinde medrese eğitimi aldı ve Sovyet işgaline karşı savaştı. Gelenekçi bir yapıya sahip Afgan toplumu içerisinde hızla taraftar toplayan ve yükselen grup amacını Sovyet Savaşı ve akabinde patlak veren iç savaşlar sırasında ortaya çıkan savaş ağlarından kurtulmak olarak kuruluş felsefesini de Afganistan'da İslam'a dayalı bir yönetim getirmek olarak tanımladı. Kurulduktan birkaç ay sonra çoğunluğu medrese ve şeriat okulu öğrencileri olmak üzere savaşçı sayısı 20 bini buldu. Kısa süre sonra Pakistanlı Peştun etnik kökenli Mevlana Samiul Hak liderliğindeki Darul Ulum Hakkaniye Medresesi öğrencilerinin önemli bir kesimi de yine örgüte dahil oldu. Öğrenciler hareketinin mensuplarının çoğu ülkenin güneyindeki Peştun kökenli kişilerden ve Pakistan'daki medreselerde eğitim gören mülteci ailelerin çocuklarından oluşmaktadır. Taliban lideri kimdir? 2016'dan beri liderleri Mevlevi Hibetullah Ahundzade'dir. Taliban kaç kişiden oluşuyor? 2021 yılında 75 bin savaşçıları olduğu tahmin edilmektedir.
Sovyet işgalinin sona ermesinden sonra iç savaşların ülkeyi kasıp kavurduğu, savaş ağalarının kendi bölgelerinde derebeylik tarzı hüküm sürdüğü, yolsuzlukların, infazların ve rüşvetin ayyuka çıktığı bir dönemde sahnede yerini alan, Afganistan'ın son 25 yılına damga vuran Taliban örgütü nedir, nasıl ortaya çıktı, amacı nedir, arkasında kimler var? Taliban nasıl kuruldu? Arapça talip, öğrenci, talebe kelimesinin çoğulu Taliban, öğrenciler manasına gelmektedir. Taliban adını benimseyen örgüt, ülkenin güneyinde Molla Ömer Ahund liderliğinde yaklaşık 50 medrese öğrencisiyle birlikte 94'te kuruldu. Aslen Kandaharlı olan Molla Ömer bir süre Pakistan'da, ardından da Kandahar'ın kuzeyindeki Meyvent ilçesinde medrese eğitimi aldı. Sovyet işgaline karşı savaştı. Gelenekçi bir yapıya sahip Afgan toplum içerisinde hızla taraftar topladı ve yükseldi. Amacını Sovyet Savaşı ve akabinde patlak veren iç savaşlar sırasında ortaya çıkan savaş ağlarından kurtulmak olarak tanımladı. Kuruluş felsefesinde Afganistan'da İslam'a dayalı bir yönetim getirmek olarak tanımladı. Peki Taliban lider kadrosu kim? Molla Yakup. Molla Yakup ki Molla Ömer'in oğlu. Evet, Molla Ömer Ahund. Daha önce Amerika tarafından öldürülmüştü. Onun yerine oğlu geçti. Şu anda lider kadrosundaki en önemli isimlerinden birisi Molla Yakup, Molla Ömer'in oğlu. Örgütün askeri komitesinin başı, örgüt içinde birleştirici bir rolü olduğu belirtiliyor. Siracettin Hakkani, Taliban lideri. Sovyet işgaline karşı mücadele veren Celaleddin Hakkani'nin oğlu, Taliban örgütünün başkan yardımcısı olarak anılıyor. Aynı zamanda Hakkani örgütünün de kurucusu. Afganistan'da intihar saldırılarının arkasında çoğunlukla Hakkani ağının olduğu sanılıyor. Heybetullah Akunzade Taliban lideri, şu anda Taliban'ın bir numaralı dini lideri olarak anılıyor. El-Kaide'nin liderlerinden Eymen el-Zevahiri'ye yakın isimlerden, Taliban örgütü içinde nadiren görüntü veren liderlerden birisi. Molla Abdülgani birader. Asıl şu anda siyasi olarak lider kadrosunun başındaki isim Molla birader olarak anılıyor ve tanınıyor. Taliban örgütünün kurulduğu Kandahar doğumlu, örgütün kurucusu Molla Ömer ile omuz omuza savaşmış birisi. Molla birader Molla Ömer ile birlikte Taliban'ı 90'larda kurdu. Molla Ömer'in kız kardeşi ile evli kendisi ve şu anda dini lider olarak Akunzade, siyasi lider olarak da Molla birader görülmekte ve gösterilmekte. Kurulduktan birkaç ay sonra çoğunluğu medrese ve şeriat okulu öğrencileri olmak üzere savaşçı sayısı 20 bini ki zaten örgüt ismini buradan alıyor. Medrese ve şeriat okulu öğrencilerinden oluşan bir grup temelinde. Kısa süre sonra Pakistanlı Peştun etnik kökenden Mevlana Samuel Hak liderliğindeki Darül Ulum Hakkaniye Medresesi öğrencilerinin önemli bir kesimi de yine Taliban'a dahil oldu. Öğrenciler Harekatı'nın mensuplarının çoğu ülkenin güneyindeki Peştun kökenli kişilerden ve Pakistan'daki medreselerde eğitim gören mülteci ailelerin çocuklarından oluşuyor. Analistlere göre örgütün kuruluşundan itibaren en büyük destekçisi ve yol göstericisi kuşkusuz Pakistan İstihbarat Teşkilatı oldu. Uzmanlar hem askeri eğitimin hem de maddi desteğinden dolayı Pakistan İstihbarat Teşkilatı tarafından sağlandığını belirtiyorlar. Kandahar ele geçirildi. Kuruluşundan kısa bir süre sonra Afganistan'ın ikinci büyük kenti Kandahar'a saldırdı. Talebeler örgütü 3 Kasım 1994'te ciddi bir direnişle karşılaşmadan Pakistan sınırındaki kentin kontrolünü ele geçirdi. Bu aynı zamanda zayıf durumdaki Kabil merkezi hükümetine de ilk darbe oldu. Taliban 95 yılında ülke genelinde 12 kente kontrolü sağladı. Yolsuzluklara ve rüşvete savaş açan grubun popülaritesi günden güne arttı. Ele geçirdiği şehirlerde kanunsuzluklar ortadan kaldırılmaya ve emniyet tesis edilmeye başlandı. Örgüt Kabil'e dayandı. Ülkenin güneyindeki Peştun nüfusun yoğunlukta yaşadığı kentleri ciddi bir direniş görmeden bünyesine katan Taliban 1995'te Kabil'e dayandı. Başkentin kontrolünü ele geçirebilmek için Kabil'i 3 ayrı koldan bombaladı. Ancak Sovyetler Birliği'ne karşı verdiği direnişle adını duyuran Ahmet Şah Mesut liderliğindeki güçler Taliban'ı burada ağır bir yenilgiye uğrattı.
Pakistan'dan ve bazı körfez ülkelerinden para ve silah desteği aldığı belirtilen Taliban, 1996 yılının Eylül ayında Kabil'e saldırmak üzere hazırlık yaptı. Kanlı sokak savaşına girmek istemeyen Tacik komutan Ahmet Şah Mesud kendisine bağlı tüm güçleri 26 Eylül 1996 Kabil'den çekti. Afganistan Emirliği kuruldu. Otorite boşluğundan faydalanan Taliban savaşçıları 27 Eylül 1996 Kabil'e girdi. İlk olarak Birleşmiş Milletleri binasına sığınan eski devlet başkanı Muhammed Necibullah Ahmetzai ile kardeşi Şahpur Ahmetzai idam edildi. Başkentin ele geçirilmesi zamanına kadar milis bir yapı olan Taliban bu tarihten itibaren kendi hükümetini kurduğunu açıkladı. Adını Afganistan İslam Emirliği kurucu lider Molla Ömer'i de Emiril Müminin, müminlerin emiri olarak ilan etti. Bayrak değiştirildi. Molla Ömer adına camilerde hutbeler okutuldu. Afganistan'ı yakından takip eden uzmanlara göre Taliban bu tarihten sonra Pakistan'ın bölgedeki çıkarları için vekalet savaşı veren bir örgüt haline dönüştü. Pakistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Türkmenistan Taliban'ı resmen tanıdı. Türkmenistan ismi burada yok. Taliban'ın uygulamalarından bazıları ki bunları daha önceki kısımlarda görmüştük arkadaşlar. Evet, Kuzey İttifakı Savaşı ve Mezar-ı Şerif'in ele geçirilmesi, evet, Taliban'ın Kabil'i ele geçirmesinden sonra diğer gruplar ülkenin kuzeyindeki Mezar-ı Şerif'i geçici başkent ilan ettiler. Çünkü başkent Kabil artık Taliban'ın elindeydi. Burhanettin Rabbani liderliğini bir araya gelen ve adını Kuzey İttifak olarak duyuran gruplar ellerindeki kentleri kaybetmemek için Taliban'a karşı mücadeleye girişti. 1997'de Mezar-ı Şerif'e saldırdı Taliban. Halk direnişiyle karşılaştı. Burada yaklaşık 10 bin savaşçısını kaybetti. 7 bin civarında Taliban militanı da Kuzey İttifakı tarafından esir alındı. Daha sonra bu militanların öldürüldüğü ifade edildi. Mezar-ı Şerif'teki bu savaşla beyin takımını kaybettiği belirtilen örgüte El-Kaide'ye bağlı çok sayıda savaşçı katıldı. Taliban topladığı güç ve örgüte yeni katılanlarla birlikte Ağustos 98'de yeniden Mezar-ı Şerif'e saldırdı. Bu defa kenti almayı başaran grup siviller daha dahil birçok kişiyi ya öldürdü ya da idam etti. Özellikle de azınlık durumundaki etnik gruplara mensup insanlar topluca kıyımdan geçirildi. Mezhepçi politikaları uygulayan Taliban, İran'ın Mezar-ı Şerif'teki konsolosluğuna saldırdı. 9 İranlı diplomat ile bir gazeteci öldürüldü. Analistlere göre Taliban, Mezar-ı Şerif'i ele geçirdikten sonra bir önceki yılın intikamını aldı. Çok sayıda kişinin evi, araçları ya gasp edildi ya yakıldı. Örgüt 98'de Afganistan'ın %90'ını kontrolü altına aldı. Muhaliflerin elinde sadece Şah Mesud'un kontrolündeki Pencir bölgesi kaldı. Taliban sonradan görevden uzaklaştırıldı. ABD'de yaşanan 11 Eylül saldırılarının ardından ABD yönetimi Taliban'dan El-Kaide lideri Usama Bin Laden'in teslim etmesini istedi. Taliban, Laden'i misafir olduğu gerekçesiyle iade etmeyeceğini bildirdi. Bunun üzerine ABD 7 Ekim 2001'de Kuzey İttifakı'nın da desteğiyle Taliban'a yönelik operasyon başlattı. Kısa sürede başkent Kabil dahil elindeki tüm şeyleri kaybeden Taliban, kalesi konumundaki Kandahar'a çekildi. Ardından burayı da kaybetti ve dağlara çekilmek zorunda kaldı. Örgüt 2002'den sonra gerilla taktiğiyle ABD ve Batı destekli Kabil hükümetine karşı savaş vermeye başladı. Örgüt bitirilemedi. ABD işgalinin üzerinden 20 yıl geçmesine rağmen hala adından söz ettiren Taliban, ABD varlığının sona ermesini ve tüm yabancı güçlerin ülkeden çekilmesini istiyor. Batılı uzmanlara göre görevden uzaklaştırılmasının ardından gücünü yeniden toparlayan örgüt potansiyel bir tehlike olarak duruyor. Özellikle de ABD NATO güçlerinin Afganistan'dan çekilmesi sonrası Afgan ordusunu mağlup edeceği belirtiliyor. Afgan analistler de Pakistan'ın sağladığı destek nedeniyle Taliban neredeyse eski gücüne yeniden ulaştığını ve yabancı güçlerin çekilmesinin ardından kısa sürede Kabil'e dayanabileceğini öne sürüyor. Son 40 yıldır işgaller ve iç savaşlardan yorulan halkın yeni bir kanlı savaşı kaldıramayacağı göz önünde bulundurulursa hem Afgan halkı hem de merkezi hükümet Taliban'ın barış masasına oturmasını istiyor.
yine Afganlar örgütten siyasi partiye dönüşerek seçimlere girmesini talep ediyor. Böylece Taliban örgütünün halk nezdindeki tabanının bulunup bulunmadığı da netleşmiş olacak. Ancak Taliban tüm bunları reddediyor. Bu arada ABD operasyonlarının başlamasının ardından Taliban lideri Molla Ömer düzenlenen bir saldırıda öldürüldü. Örgütün bir sonraki lideri de düzenlenen operasyonda öldürüldü. Evet, Taliban kısaca bu şekilde tanımlanabilir. İsim olarak Taliban talebe kökeninden, öğrenci kökeninden geliyor ve 1979 yılında Afganistan'da baş gösteren iç karışıklıktan sonra Sovyetlerin burayı işgaline karşı direnen mücahit gruplar oluşmuştu. Bunlardan birisi de Taliban. 1989 yılında Ruslar buradan çekildikten sonra Taliban'ın etkisi daha da artmaya başladı, fakat Amerika Birleşik Devletleri özellikle Usama Bin Laden'e destek vermesinden dolayı Taliban'a karşı bir harekat başlattı. Taliban'ı geri püskürttü. Hatta kendi merkezi konudaki Kandahar'da barınamadı, dağlara çekildi. Sonrasında tekrar aslında Afganistan'da normal bir devlet, cumhuriyet kuruldu denildi. İşte Hamid Karzai, en son işte Ghani burada lider idi. Fakat halk nezdindeki itibarını artıran, efendim yönetmiş olduğu süreç boyunca rüşvetlere karşı, kötülüklere karşı İslam şeriatı ile halkın nezdinde itibar toplayan Taliban, şu anda 75 binden fazla mensubu ile Kabil'e girdiği başkanlığı indirdi. Şu anda hakimiyeti ele geçirmiş durumda. Bundan sonraki icraatları ne olacak? Herkes bunları merakla bekliyor. Kurucusu Molla Ömer, şu anda Molla Ömer'in oğlu da lider kadrosunun içinde Molla Yakup. Molla Ömer'in eniştesi olan, yani kız kardeş, Molla Ömer'in kız kardeşiyle evli olan Molla birader de şu anda siyasi işlerden sorumlu lider. Yani şu anda genel manada işleri yürüten Molla Ömer'in eniştesi, Molla birader şu anda hakimiyeti elinde tutan güçlü liderlerden birisi. Halk nezdinde büyük bir ilk önce korku oluştu ama sonradan sonraya terör örgütlerinin yok etmesi, güvenliği sağlaması, rüşvete karşı katı ve sert tedbirleriyle halk nezdinde büyük bir sempati topladı. Özellikle Pakistan'ın da kendisine destek vermesiyle Taliban gittikçe güçlendi. Tam bitti denildiği zaman tekrar ortaya çıktı. Evet, şu anda Taliban'ın icraatları merakla bekleniyor ve liderleri tam manasıyla bilinmiyor. İcraatları şu ana kadar yani bir reklam kabiliğinden görüldü. Bundan sonra acaba ne yapacak? Diplomatik ilişkilerde ne sonuca varılacak? Kalıcı mı, geçici mi? Herkes bunları dört gözle bekliyor. Şeriat devleti kurmak bizim amacımız diyorlar ama gerçekten de o şekilde mi davranacaklar? Afganistan İslam Emirliği olarak isimlerini duyurdu. Bakalım bundan sonraki davranışlar, tutumlar ne olacak? Herkes bunları dört gözle bekliyor. Evet, Taliban şu anda Kabil'de Afganlılar anlatıyor değişik şekillerde ve bir olayları değişik şekillerde arkadaşlar. 22 Şubat 2020'de başlayan 7 günlük sürenin sonunda bugün barış anlaşması imzalandı demişti. Fakat Taliban bütün fırsatları kendi lehine çevirmesini becerdi ve şu anda Taliban Afganistan'a hakim olmuş durumda. Evet, Taliban'ın başındaki liderleri görüyorsunuz. Mevlevi Hibetullah Akunzade şu anda asıl lider olarak gözüküyor. Efendim, politik olarak, siyasi olarak lider Molla Abdulgani birader.
başkan yardımcısı olarak Molla Muhammed Yakup, ki kendisi Molla Ömer'in oğlu demiştim. Siracettin Hakkani, Hakkanilerin başı, sonradan Taliban'a katılan büyük medreselerin sahipleri, şeyhleri Molla Abdülhakim, burada Rahber Şura var, Rehber Şurası, askerler, entelijans, aydın takımı, politik kanaat, ekonomik, iktisadi kanaat ve 13 diğer kanaat komiteden oluşan bir yapı arz ediyor şu andaki görünen itibariyle. Bilemiyoruz durum ne şekilde cereyan edecek. İnşallah hayırlı, güzel bir şekilde cereyan eder. Afganlar şu anda tedirgin, korkuyorlar. Hatta o kadar korkuyorlar ki Afganistan Kabil havalanan uçaklara tutunamayacakları şekilde bile tutunuyorlar. Çok ters şekilde kanatlarına yapışıyorlar. Uçaklarla beraber giderken ölen birçok kişiye şahit oldu. Kameralara canlı canlı yansıyor. Uçakla beraber havalanıyor. Belli bir süre dayanıyor. Sonra ellerini bırakarak ölüyor birçok Afganlı. Bilemiyoruz bu durum neyi gösteriyor. Bazıları çok seviyor olabilir. Bazıları da çok nefret ediyor olabilir. İnşallah Afganlılar için, Afganistanlılar için bundan sonraki günler iyi ve güzel günlere gebe olur diyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Sizleri Allah'a havale ediyorum aziz dostlar. Uzun bir video oldu biliyorum ama fakat şu anda herkesin en merak ettiği hususlardan birisi, belki de birincisi, Taliban nedir, ne değildir? Ufak da olsa kafanızdaki birçok soru işaretlerine cevap verebildiysek ne mutlu bize. Abone olmayı ve takipte kalmayı unutmayın. Yorumlarınızı ve bildirimlerinizi açık tutmanızı bekliyoruz. En güzel günler sizlerin olsun aziz dostlar.